Merhaba internet. İsa peygamberin tekrar dünyaya geleceğine inanan bir takım Müslümanlar onunla aynı dönemde Mehdi'nin de ortaya çıkacağını, ikisinin birlikte namaz kılacağını, İsa'nın Deccal'e öldüreceğini öne sürüyorlar. Bu inanışı Sünnilerde de bulabilirsiniz, Şiilerde de. Peki İsa ve Mehdi dünyaya gelecek mi? Bu iddialar Kur'an'a değil bir takım rivayetlere dayanıyor. Peki Kur'an bunları red mi ediyor yoksa sessiz kalıp açık kapı mı bırakıyor? Rivayetlere güvenebilir miyiz? Bunu anlamak için önce Kur'an'ın dinimizdeki konumunu öğreten bazı ayetlere kısaca göz atalım. Allah bildiriyor ki Kur'an her şeyin açıklayıcısıdır, rehberdir, her şeyin detaylı açıklayıcısıdır. İçerisinde eksik yoktur. Hesap günü yalnızca Kur'an'dan sorumlu tutulacağız. Kur'an'da açıklanmamış konulardan sorumlu değiliz. Kur'an'ı açıklamak Allah'ın işidir. Allah Kur'an'ı yine Kur'an'da açıklamıştır. Kur'an'ı başka bir kaynağın açıkladığını söylemek o kaynaklara tapmaktır, dolayısıyla şirktir. Rasulün tek görevi vahyi insanlara bildirmektir. Rasule itaat vahye itaattir, hadis rivayetlerine değil. Rasul yalnızca Kur'an'la hükmederdi. Allah'ın vahyinin yanında kendi sözünü dine eklemezdi. Kur'an'ın hükümlerini değiştiremez, ona yeni hükümler ilave edemezdi. Gaybı bilmezdi. Allah'ın vahyi dışında görülmeyen alemlerden haberler getiremezdi. Gelecekte neler olacağına dair Kur'an'da anlatılanlar dışında Rasul geleceği de bilemez, kimseye gelecekle ilgili haberler veremezdi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ta kendileridir. Rasul'e itaatle ilgili bir not daha. Olur da Rasul şunu şöyle yap derse ama bu Kur'an'a dayalı bir emir olmazsa, yani Rasul sıfatıyla değil de nebi sıfatıyla söylerse o emre uyma zorunluluğu olmadığını Allah Kur'an'da gösteriyor. 33-36'da Rasul'e itaat zorunluluğu olmasına rağmen bir sonraki ayette Zeyd'in peygamberin emrine dinlemeyip karısını boşaması onu sapık yapmıyor. Bu durum Rasul'e itaatin Nebi'ye itaat ile aynı şey olmadığını ispatlamakta. Peygamber eğer Kur'an hükmünü bildiriyorsa o esnada Rasul sıfatıyla hareket etmekte, elçilik görevini yapıp Allah'ın vahyini iletmektedir. İtaat şarttır. Ama Kur'an'a dayalı konuşmuyorsa Nebi sıfatıyla söylüyordur. O esnada itaat şart değildir. Nebi ve Rasulü hukuk mezunu ve hakim olarak düşünebilirsiniz. Tüm hakimler hukuk mezunudur. Yani tüm Resuller Nebidir. Ama hakime itaat sadece yasayı tebliğ ederkendir. O zaman uyuma zorunluluğu vardır. Yoksa otobüste karşılaştığınızda oradan kalk ben oturacağım derse ona uyma zorunluluğu yoktur. O esnada hakim değil hukuk mezunu sıfatıyla konuşmuş olur. Sizi bağlayıcı olan şey hakim olarak konuştuğu zamandır. Evet ayetlerde gördük ki tek kaynağımız Kur'an'dır. Rasul yalnızca Kur'an'la hükmederdi. Onun dışında söylediklerine itaat şartı yoktur. O halde hadis külliyatının dini anlamda hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Ayrıca peygamberin gelecekten haber veremediğini de gördük. Demek ki ileride şöyle şöyle olacak şeklinde olan ve Kur'an'a dayanmayan hadislerin tümü İstisnasız bir şekilde yalandır, peygambere atılmış iftiralardır. Şöyle itiraz edenler olabiliyor. Gelecekte olacak şeyleri Allah Cibril aracılığıyla peygambere bildirmiş olamaz mı? Allah istese bildirirdi ama o zaman o bildirdikleri de Kur'an'da yer alırdı. Çünkü peygamber vahiy geldiği zaman katiplere bu vahiy yazın ama bunu yazmayın bu bana kalsın diyebilecek bir özgürlüğe sahip değildi. Hepsini iletmek zorundaydı. Dolayısıyla peygambere indirilen vahyin hepsi Kur'an'dadır. O halde İsa, Mehdi ve Deccal konularında hadis rivayetlerinden değil Kur'an'ın ne söylediğine bakmalıyız. Kur'an'da Mehdi'den bahis yoktur. Mehdi kelimesi bile yoktur. Sadece beşik, döşek, döşemek anlamına gelen mehd kelimesini bulursunuz. Deccal kelimesi de Kur'an'da geçmez. İma yoluyla bile olsa Deccal'den ya da Mehdi'den bahis yoktur. Demek ki Mehdi de Deccal uydurma kavramlardır. Bazı insanlar bunu dine sokmak için peygambere iftira atacak kadar sapıklıkta ileri gitmiştir. Peki ya İsa peygamber? Onun dünyaya tekrar döneceği, Müslüman olacağı, domuzu öldüreceği, haçı kıracağı vesaire anlatılıyor. Aslında bu inanış Yahudilik ve Hristiyanlıktan geliyor. Yahudiler Mesih gelip geçtiği halde halen Mesih bekleyişindeler. Bence çarpık bir durum. Hristiyanlar ise İsa Mesih'in geri döneceğine inanıyorlar. Peygamberlerinin hani onlara göre öldürülmesinin yaşattığı travmayla onların psikolojik rahatlama için bu tarz kehanetler uydurmalarını az çok anlayabilirim. Yanlıştır ama çıkış noktasını anlayabilirim. Peki Müslümanlara ne oluyor? Hem hacı kırmak tamam da domuzu öldürmek neyin nesi? Domuzu yemek haram, ona bir şey demiyorum ama o hayvanın da ekolojik dengede bir rolü var. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Hayvan soykırımının alemi yok. Mantığı da yok. Şimdi bakalım kitapta İsa ile ilgili ne söylenmiş. Kur'an'da rasullerin de hesap günü hesaba çekileceği geçiyor. İsa'nın sorgulamasında neler söylediği de aktarılmış. Maide 116 Allah buyurdu ki Ey Meryem oğlu İsa sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin dedin? Dedi ki seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin içinde olanı bilmem. Doğrusu görülmeyeni bilen sensin. 117. Ben onlara senin bana buyurduğundan başkasını söylemedim. Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ben aralarında bulunduğum sürece üzerlerine şahit idim. Beni öldürdüğünde onların denetleyicisi sensin. Sen her şeye şahitsin. Açıkça görüyoruz ki İsa tek sefer yaşamış. Hem yaşadığı esnada hem de ölümünden sonra kendisinin ve annesinin ilah edinildiğine şahit olmamış İkinci kere dünyaya gelip haçı kıracak olsaydı şuna benzer cevap verirdi. Onları beni ve annemi ilah edinmiş, mezheplere bölünmüş halde buldum. Uydurdukları sembolü ayağımın altına alıp onları tekrar tevhid yoluna çağırdım. Ama böyle bir cevap göremiyoruz. Ayrıca ayette beni öldürdüğünde ifadesi geçiyor. Arapçası teve teveffeyteni Beni vefat ettirdiğinde. Vefatın zaten ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Demek ki İsa peygamber, Allah tarafından öldürüldü. İsrailoğulları onu çarmıha geremediler. Onlara öyle gibi gösterildi. Ama gerçekte Allah İsa peygamberi öldürüp kendisine yükseltti. Yükseltme ifadesi kafanızı karıştırıyorsa bilin ki İdris peygamber de yüce bir mekana yükseltildi yine Allah tarafından. Yükseltilmek geri dönmeye işaret eder mi? Hayır. Ayrıca İsa dünyaya tekrar gelseydi Kur'an'da peygamberlerin sonuncusu olarak anlatılan Muhammed son peygamber olmazdı. Diyorlar ki İsa gelecek ama peygamber olarak gelmeyecek. Peygamber olarak gelmeyecekse neden geliyor? Hakikaten biri bana mantıklı bir gerekçe söylesin. İsa'nın dünyaya dönmesi için ne sebep var? Hristiyanlar yoldan çıktığı için geliyor ise, e, Muhammed peygamber geldiği zaman da yoldan çıkmışlardı zaten. Muhammed beceremedi diye İsa sahalara mı dönüyor? Neyin kafasıdır bu? Bu arada peygamberlerin isimlerinin başına Hazreti koymuyorum diye saygısızlık ettiğim düşünülmesin. Hazreti hazır bulunan, huzurda bulunan demektir. Yanımızda olmayan kişilere böyle hitap etmemiz mantıksız olur. Ayrıca peygamberlere direkt isimleriyle hitap etmek saygısızlık değildir. Çünkü bizzat Allah buna Kur'an'da izin veriyor. Konuya dönersek, İsa'nın dünyaya döneceği fikri Kur'an'a aykırıdır. Belli ki bu fikir Hristiyanlıktan etkilenmiş Müslümanlar tarafından uydurulup peygambere iftira atılmış. Atalarımız gerekli sorgulamayı yapmayıp bu cehaleti günümüze kadar sürdürmüşler. Eğer Müslümanlar kendilerine ister Sünni diye tanımlasınlar ister Şii, atalarından gelen inançları nesiller boyu taklit edip yeni nesillere de aktarmak yerine inanıyoruz dedikleri Kur'an'ın ne yazdığını bir okusalar, aslında ne Mehdi tartışması kalacak, ne Deccal, ne İsa, hatta ne Sünnilik ne de Şiilik. Şu an Müslüman toplumlar olarak cehaletimizin bedelini, rezilliğini yaşıyoruz. Bir türlü birlik sağlayıp ayağa kalkamıyoruz. Lütfen Kur'an'ı anlayarak okuyun, çünkü Kur'an karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Unutmayın ki biz durumumuzu düzeltmedikçe Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek.